Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri, Yalova yerel basın olarak merkezde bulunan Yalova Oto Ekspertiz işletme sahibi Barış Bey ile birlikteyiz. Barış Bey merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, bizlerdeyiz. Çok sağ olun. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Rica ederim. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Barış Özyanık kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Barış Özyanık, Yalova'da uzun yıllar ikamet etmiş, Yalova'lı, Yalova'da okul hayatını tamamlamış, İstanbul'da üniversite hayatını tamamlamış, uzun yıllar inşaat ve otomotiv sektörü içerisinde görev yapmış, aslen baba tarafından Rizeli, anne tarafından Yalova'lı. Bir kardeşimizim diyelim. Süper. Peki biraz da işletmenizden bahsedelim. Dışarıdan buraya bir müşterimiz geldi. Ne gibi hizmetler alabilir? Dışarıdan buraya gelen müşterilerimiz ekseriyette araç alış satış öncesinde aracı talep eden kişilerin araçla ilgili gerek kaporta, gerek mekanik, gerekse tüm full ekspertiz dediğimiz hizmeti talep etmek için gelirler. Fren, otomasyon hepsi içerisinde dahil. Hepsi içerisinde. Bunun içerisinde mekanik dediğimiz alt üst mekanik, kaporta, elektrik, elektronik. Teknolojik altyapımız oldukça iyi olduğu için aracın beyin testi dediğimiz OBD diagnostik tarama. Yine elimizdeki test hattındaki makinalarla motorun performansı, suspansiyon ve fren test değerlerine bakıyoruz. Uzman ekibimizde de aynı zamanda kaporta boya tespitlerini yapıyoruz. Peki sektöre girişiniz nasıl oldu? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Bundan bahsedelim. Sektöre girişimiz kardeşim ve benim müteşebbis olmamızla başladı. 2017 yılında, yani 4 yıldan daha fazla oldu. 2017'nin Şubat ayları gibi. Yani 5. yıla adım atmak üzereyiz. Kardeşinizle beraber sizler bu işe bu sektör içerisinde olmak istedik. Çünkü otomotive karşı bizim bir hobimiz diyelim, merakımız, aynı zamanda uzmanlığımız var. Mesleki ve teknik açısından, teknik anlamda da donanımlı olduğumuz için Oto Ekspertiz sektöründe bu birikimimizi birleştirmek istedik. Yani sektör olarak da bu sektöre giriş yapmak istedik. Süper. Biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. Bir de işin içine Oto Ekspertiz girince daha da önem arz ediyor. Hataya yer vermiyor çünkü. Ne gibi önlemler alıyorsunuz bu konuda? Hataya yer vermemek için çalıştığımız ekibin, bizler dahil olmak üzere, biz iki kurucumuz zaten işimizin başındayız. Diğer iki teknik elemanımız mesleki teknik belgelere haiz, tecrübesi oldukça köklü arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Mekaniğe mekanikçi, mekanikten anlayan, o geçmişten gelen arkadaşımız, kaportaya kaporta, elektronik elektronik. Yani bizde branşlaşma var. Aynı zamanda kaporta, özellikle kaporta boya ekspertizine iki kişi bakarız. Biri göz kontrolü yapar, biri cihazla bakar, birisi değişen parça dediğimiz parçalara bakar. Araçta herhangi bir kesme gibi işlem varsa bu gibi işlemle titizlikle bakılır. Tek kişi bakmaz bizde araç. Bu bizim için hata payını minimize eden en önemli unsur bu. Burası çok önemli. Bir de tabii ki binlerce araba bakmış olmanın verdiği bir tecrübe var. Tabii ki de. Bu şekilde. Peki halk arasında ekspertiz deyince ister istemez en önemli konu karşılıklı güven. Karşılıklı güven gerçekten çok önemli bu sektörde. Müşterilerinize bu güveni nasıl sağlıyorsunuz? Karşılıklı güvende özellikle müşterilerimiz köklü firma olup olmadığını, TSE belgesinin olup olmadığını sorar ki bize mesela telefonla ulaşan ya da kapıya gelen müşterilerimiz bize öncelikle bunu sorarlar. Bizim TSE belgelerimiz var. Aynı zamanda biz kurucu olarak burada görev yapıyoruz. Birçok bayide, birçok franchise almış bayiliklerde elemanlarını çalıştırıyor. Evet. Dışarıdan teknik eleman çalıştırıyor. Bundan ziyade gidilecek eksperin kurucusuyla muhatap olması birinci derecede güvendir. Tabii ki. Güveni suistimal edip etmeme konusu çok ucu açık bir konu. Evet. Yalova Oto Ekspertiz olarak biz 5 yıldır zaten Yalova'ya mal olmuş, hatta bölgeye mal olmuş bir geçmişe sahibiz.
Yüksek müşteri memnuniyetiyle görev yapıyoruz. Ki başka illerden de geliyorlar. Bugün tabii, de buraya geldiğimizde Bursa, gördük. Tabii de Bursa'dan, İstanbul'dan, İzmit, Kocaeli'den olsun birçok müşterilerimiz bizi tercih ediyor. Çünkü aracı olabildiğince her yerine bakarak ve araca, bizim sorumluluğumuz araca karşıdır aslında. Doğru. Ve aynı zamanda aracı talep edene karşıdır. Biz araca odaklanırız, sonra anlatırken, sunumumuzu yaparken alıcıya odaklanırız. Yani ekstra hani ne şiş yansın ne kebap mantığında bir mantık sergilemeyiz. Doğru. Bu bizim güvenilirliğimiz açısından önemli unsurlardan bir tanesidir. Peki araba alım satımda en son işlem aslında sizlerden geçmekti. Bu konuda kapıdan bir ekspertiz için geldi alıcı satıcı. Baştan sona ne gibi işlemler sağlanıyor burada? Kontroller, teknolojiyi nasıl kullanıyorsunuz? Bu işlemler nasıl ilerliyor? Kayıt masamızda aracın kaydını açtıktan sonra müşterinin talebi neyse. Bazı müşterilerimizin talebi sadece kaporta olabiliyor. Sadece kaportaya bakarız. Onu raporlarız. TSE belgemizle beraber. TSE numaralarımız raporda çıkar. Kaşeli resmi bir evrak niteliğinde veririz. Sunumumuz da şeffaftır. Arkamızdaki ekrandan bütün parçaları ayrıca tabii boyasız göçük düzeltmeden tutun da. Mesela parça orijinal olabilir ama çizik göçüğü vardır. Onlar da dahil not alırız. Müşteriyi hatırlatırız. Dışarıda hem yazılı hem görsel olarak aslında. Aynen. Hem görsel hem sözel anlamda ifade ederiz. Bu şekilde bir raporlamamız var. Daha sonra mekanik hattımızda alt üst bütün mekanikleri mekanik uzmanımız tarafından kontrol edilir. Şeffaf bir şekilde raporlanır. Tekrar tekrar söylüyorum. Aracın sahibi Yalovalı, X, Y, Z bizim için önemli değil. Birçok arkadaşımız burada araç satamadı. Şimdi bir arkadaşımız araç sahibi. Tanıyabiliyoruz. Yalova çok büyük bir yer değil. Biz araca karşı ve müşteriye karşı sorumluluğumuzu sergileriz, alırız. Her şeyi yazarız. Arkadaşımız, eşimiz ya da dostumuz ya da akrabamız arabayı satamayabilir. Doğru. Bu bizi bağlamıyor. Çünkü öbür türlü 5 yıllık firma olmazsınız. Tabii ki. Bu önemli bir kısa. Bu konuda kısa. Siz sorumlusunuz çünkü. Biz sorumluyuz. Bizim bir de bu konularda adli anlamda hiçbir davamız yok. Bu da bizim için hakikaten onur verici bir şey. Evet. Daha sonra test hattımıza geçer araç. Test hattımıza testlerden geçer. Kaporta alanımızda kaporta boyaya en az 2 uzman tarafından bakılır. Burada da müşteriler sunum alanımızı, burası şu anda bulunduğumuz yer sunum alanıdır. Hem de bekleme alanı olarak. Bekleme alanı olarak da boş iken kullanıyoruz. Dışarıda bekleme alanımız var. Bu arada ekspertiz merkezimizin önünde çok ciddi bir alan, çok büyük otopark alanımız var. Dışarıda da oturma alanlarımız var. Servis alanımız var. Çay, kahve, soğuk su, her ne ihtiyaç varsa oradan servis ücretsiz istedikleri kadar müşterimiz faydalanabiliyor. Aynı şekilde. Misafirler. Onu da bizler burada gördük. Teşekkür ederim. Peki burada başarı tek başına olmuyor. Çünkü burada işini severek yapan kişiler ve kardeşinizle beraber. Tabii ki diğer çalışanlar da kardeşiniz gibi. Çünkü aranızdaki iletişim çok uzun önemli. Yıllar beraber olduğumuz. İşini severek yapmak çok önemli. Yani başarı tek başına olmuyor. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? 4 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Süper. Her biri alanında uzman. Bir mekanik, bir elektronik. Bir kaporta, yine tekrardan bir mekanik. Yani iki mekanik, bir kaporta, bir elektronikçi. Süper. Olarak 4 kişi hizmet veriyor. Peki çalışma saatleriniz nelerdir? Çalışma saatimiz 8.30. Yaz mesaimiz 8.30-7. Kış mesaimiz 6'da bitiyor. Cumartesi pazarda dönüşümlü nöbetleşe. Hani haftada bir gün tatilimizi, istirahatımızı yapmak şeklinde. Cumartesi pazarda çünkü bizi talep eden müşterilerimiz çok olduğu için pazar gününden ekspertiz işini yapmak isteyenler oluyor. Doğru. Onları randevuyla alıyoruz ama saat 10 ile 5 arası. Cumartesi pazar saat 10 ile 5 arası açıyoruz. Ortalama ne kadar sürüyor bir aracın ekspertizi? 35-40 dakikayla bazen istisna 1 saati bulabiliyor. O detaylı bakalım. İstisnalar tabii ki istisnalar. Araç bizi nereye götürüyorsa gerekirse bütün fitiller sökülür. Taban havaları sökülür. Birleştirilmiş bir araçla karşı karşıyaysak biraz daha detaylı bakın yapıyoruz ama sıfıra yakın bir araç, dıştan dış kabuk dediğimiz, iç direk dediğimiz direklerde, şaselerde, podyelerde, arka panellerde herhangi bir darbe yok ise alttan da kontrol yapıyoruz. Biz sadece kaporta için gelen aracını mutlaka lifte tam lif kaldırırız. Alttan da bakarız.
Ortalama yarım saat 40 dakika sürer. Peki Yalova Auto Expertise lokasyon olarak Yalova'nın tam olarak neresinde ve nerelere hizmet verecektir? Tam bağlantı yolu dediğimiz 4 yol mevkiinde, yani Bursa, İstanbul, İzmit ve Yalova merkez. 4 yol bağlantı noktası tam merkezinde. Çarşı merkezde değil. 4 yol bağlantı merkezinde. Bağlantı sanayi merkezinde. Yolu üzerinde. Hemen sanayi yolu üzerinde 50-100 metre takriben sağda. Zaten büyük bir tabelanız da var oradan, evet. Görüntüleyebilirler. Peki sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medyalarınızı paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Telefon numaralarımız özellikle internet ve web sayfamızda, işletme sayfamızdaki numaramız Osman Bey'indir. Osman Bey'le direkt irtibat kurabilirler. Evet, cep telefonu üzerinden. Tamam, alalım. 0532 660 50 45 Osman Bey'in. Süper. Benim cep telefonum da kurucusuyum ama cep telefonumu herkesle paylaşabilirim, sorun değil. Tamam. 0532 522 59 16. Sosyal medyada. Sosyal medyamızda iki tane web sitemiz var. yalovaautoexpertise.net bir de yalovaautoexpertise.com.tr. Buradan da Yalova ve çevre iller ulaşım sağlıyor. Web sitemizi de ziyaret edip oradan bilgi bakabilirler. Detayları öğrenebilirler. Instagram hesabımız yalovaautoexpertise. Yine orada da zaten görüntüler, işlemler, videolar var. Facebook hesabımız yine yalovaautoexpertise, birleşik bir şekilde zaten göreceklerdir. Süper. Bu şekilde. Ben teşekkür ediyorum. Rica ederim. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkürler. Hem Yalova halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminiz ön planda hizmet verirsiniz. Teşekkür ederim. Sizler de buraya kadar geldiniz. Bize zaman ayırdınız. Ne demek? Ayağınıza sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. İşimin uzmanıyım.